Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda ilerliyor olacak ve 11 Mayıs'ta Boğa burcunun 21 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Evet, bu ay genelinde kişisel ve toplumsal olarak aslında en temel motivasyonlarımız, keyif ve konfor alanlarımız, maddi manevi güvenliğimizle ilgili beklentiler olacak. Biraz daha hayatta istikrar istiyoruz, huzur istiyoruz, güven istiyoruz, sadakat istiyoruz. Ve bu beklentilerimiz hem kişisel hem toplumsal alanlarda kendini daha fazla gösterebilir. Merkür ve Venüs ayın ilk haftasından itibaren İkizler Burcu'nda olacak. Zihinsel ve düşünsel anlamda ya da kişisel arzularımızda çok hızlı hareket edebileceğimiz bir ay aslında. Sizi daha çok bilinçaltı alanında etkiliyor. Mars da burcunuzda olacak ay genelinde. Enerjiniz yüksek ama zaman zaman bu Mars sizi biraz duygusal olarak zorlayabilir. Daha kırılgan, daha hassas olabilirsiniz. Özellikle yakın çevre ilişkilerinde biraz daha temkinli olmakta, çok fevri olmamakta, çok fazla duygusal ve dürtüsel davranmamakta fayda var. 11 Mayıs'ta Boğa burcunun 21 derecesinde yeni ayımız doğacak. Ay sonuna kadar olan süreçte bu yeni ay tesirlerimiz gündemde. 11. evinizde doğacak bu yeni ay aslında size olumlu tesirler getiriyor. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündeme getirir tabii ki. Bu yeni ay ile beraber biraz daha hani manevi konular, özellikle arkadaşlardan beklentileriniz, sosyal ilişkiler, geleceğe dair hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınız ön planda olacak. Yeni hedefler de belirleyebilirsiniz. Veya içinde bulunduğunuz şartları, maddi manevi şartları biraz daha iyileştirmek için yeni arayışlarınız olabilir. Yeni tanışmalara da açık bir yeni ay. Biraz daha sizi belki sosyalleştirme imkanları da yaratabilir bu yeni ay. Yeni iş teklifleri de alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Özellikle 21 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenlerimiz bulunuyorsa, yani boğa, akrep olabilir, aslan olabilir, kova olabilir, yeni ay bireysel olarak daha güçlü tesirler getirebilir. Ve bu yeni ayın etkileriyle beraber sosyal hayatınızda ve bireysel girişimleriniz alanında biraz daha belki güvenli adımlar atmak isteyeceksiniz. Maddi konularda da kaynaklarınızı iyi değerlendirmek veya onları korumak adına içgüdüsel olarak biraz daha hassas olabilirsiniz. Evet, 13 Mayıs itibariyle Jüpiter Balık burcuna geçecek. Jüpiter kısa bir süreliğine 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay Balık burcunda kalacak. Daha sonra tekrar Kova burcuna gerileyecek. Şimdi Jüpiter Balık'ta güçlüdür aslında. Yani bu 2,5 ay bize birçok anlamda farklı kısmetler getirebilir, olumlu etkiler getirebilir ve size de çok güzel bir açıda olacak sevgili yengeçler. Kendinizi daha şanslı hissedebileceğiniz bir süreç aslında. Özellikle belki eğitim konularında daha bereketli bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Daha fazla seyahat etme imkanı olabilir. Kısıtlanan bazı özellikle hareketler, yurt dışı konuları, yapmak isteyip de yapamadığınız seyahatler, yolculuklar Jüpiter etkisiyle bu 2,5 ay rahatlayabilir örneğin. Daha fazla hareket edebilirsiniz. Hukuksal konularda hızlı ve sizin lehinize daha olumlu gelişmeler olabilir. Akademik konularda yine her türlü eğitimle ilgili konuda da bazı sürpriz şanslarla, fırsatlarla bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Evet, 20 Mayıs itibariyle Güneş artık İkizler Burcu'na geçecek. Ve 12. evinize geliyor. Zaten Merkür orada, Venüs orada. Biraz bilinçaltınız çok hareketleniyor ama hayata da daha manevi açıdan bakıyorsunuz. Biraz ruhsallaşıyorsunuz. Yeni şeyleri öğrenmek adına, birazdan inançlarla ilgili konularda araştırmalar yapmak adına bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Yurt dışı ve yabancı ülkelerle ilgili etkiler de artıyor Güneş'in geçişiyle beraber. Yalnız kalma, kendinizi dinleme, biraz maneviyata zaman ayırma, belki ruhsal bedensel şifa arayışlarında da tabii ki Güneş'in özellikle bu enerjisi sizin için destekleyici olabilir. Bir tatil de yaratabilir, bir tatil imkanı da size verebilir. Ve 26 Mayıs'ta Ay Dolunay fazına ulaşacak. Bu Dolunay aynı zamanda bir ay tutulması, tam ay tutulması, 2021'in ilk ay tutulması, 5 derece yay burcunda olacak.
etkileri biraz daha uzun süreli ama daha güçlü. Ay tutulmaları duygusal olarak bizi etkileyebilir. Yani yakınlarımızla ilgili, sevdiğimiz kişilerle ilgili, ailemizle ilgili konularda biraz hassasiyetleri arttırabilir sevgili yengeçler. Hem sizin hem yakınlarınızın, akrabalarınızın, evcil hayvanlarınızın, yanınızda çalışan kişilerin genel olarak güvenlikleri, genel sağlıkları ile ilgili alanlarda bazı hassasiyetler oluşabilir. Ama bazı dönüşümler ve tamamlamalar da olabilir. İş konularında beklentileriniz mesela bu tutulmada netleşebilir. Yurt dışı ile ilgili açılımlar hızlanabilir ya da eğitimle ilgili konular yine hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tutulmanın bireysel etkileri daha güçlü olacaktır. Eğer yoksa haritanızda, o zaman çok da fazla etki almayabilirsiniz bu tutulmadan. Evet, 1,5 ay kadar sürecektir bu tutulmanın en güçlü tesirleri. Yani Haziran sonu Temmuz başlarına kadar olan süreçte özellikle tutulma enerjileri kişisel ve toplumsal alanlarda devam edebilir. 29 Mayıs'ta iletişim gezegenimiz Merkür gerilemeye başlayacak İkizler Burcu'nda. 22 Haziran'a kadar da devam edecek. Ve bu süreç biraz zihinsel anlamda, duygusal anlamda daha içe dönük enerjiler vermeye başlayacak bize 29 Mayıs'tan itibaren. O yüzden bunun öncesindeki dönemi iyi değerlendirelim. Yani Mayıs ayının genelinde hem iş hayatımızda hem bireysel konularda Merkür etkilerini iyi değerlendirmeye çalışalım. Merkür ikizlerde hızlıdır aslında, çok da yararlıdır, beceriklidir. İş konuları, iletişim konuları, alışverişler, seyahat planları, ticari konular, eğitimle ilgili konularda yapılacak karar, verilecek kararlar varsa, anlaşmalar varsa 29 Mayıs'a kadar bunları tamamlamaya çalışalım. 29 Mayıs'tan 22 Haziran'a kadar olan süreç Merkür retrosu nedeniyle biraz daha dikkat gerektirecek sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.